bir violonsel. Ahşaptan yapılmış bir enstrüman, içi boş ve tınlayan bir kutu gibi düşünebiliriz. Çoğu yaylı enstrüman gibi iki tane F şeklinde deliği var. Bu yaylardaki titreşimleri aktaran köprü. Telleri bu şekilde titreştirdiğimizde, titreşim teller aracılığı ile köprüye geliyor. Buradan cellonun karnına geçiyor. Bunun tam altında bir can direği var ve bu da titreşimleri cellonun arkasına aktarıyor. Hem arkası hem de üst kısmı titreştiğinde tellerin titreşiminden ortaya çıkan ses de daha güçlü oluyor. Cellonun bu kısmı pik, sanırım çelikten yapılmış, ucu çok sivri. Bunu bu şekilde yere koyduğumuzda cellonun kaymasını engellemiş oluyoruz. Böylece salonda cellonun peşinde koşturmaktan kurtuluyoruz. Zaman zaman ahşap ya da yumuşak malzemeden olmayan zeminlerle de karşılaşıyoruz. Mesela kilise gibi sert zemine sahip yerlerde çalarken cello kaydığında ortaya çıkan kulak tırmalayıcı sesleri düşünebilirsiniz. Bu celloyu yaklaşık 5 yıl önce aldım. Chicago'da üretilmiş Amerikan yapımı bir enstrüman. Stradivarius ya da Guarnerius gibi meşhur yaylı enstrüman markalarının çoğu İtalyandır. İtalyan marka yaylı enstrümanlar genellikle en çok rağbet görenlerdir. Elimdeki cello Carl Becker Sr. isimli biri tarafından 1929'da yapılmış. Carl Becker Sr. 20. yüzyılın en başarılı enstrüman ustalarından biridir. Birçok enstrümanına rastlamak mümkün. Sadece cello değil, keman ve viola da yapmış. Oğlu Carl Jr. da aynı işte son derece başarılıdır ve şu anda şirketin başında torunları var. Ben bu celloyu ondan aldım. Bundan önce eski bir İtalyan yapımı cellom vardı. Guarnerius ailesinin bir üyesi tarafından yapılmıştı. Joseph Guarnerius'un oğlu Andreas'ın elinden çıkmıştı. Bu eski İtalyan yapımı enstrümanla bazı problemler yaşamıştım. Eski enstrümanları çalmak biraz zordur. Mevsim değişikliklerinden bile etkilenirler. Benim de canımı bayağı sıkıyordu bu durum. Sonra öğrencilerimden birinde Becker marka bir cello gördüm. Sesini çok beğendim ve denemek istedim. Birkaç notadan sonra çalmanın ne kadar kolay olduğunu anladım. Keşke benimki de böyle olsaydı dedim ve aklımın bir köşesine yazdım. Birkaç sene sonra cellomu satacağım zaman yerine ne alacağım diye düşünürken elinde eski bir Becker olan var mı diye etrafa haber saldım. Ve bu enstrümanla karşılaştım. Babam amatör olarak cello çalardı ve müziği çok severdi. Büyüdüğüm evde her zaman müzik vardı. Harvard kampüsüne çok yakın olan Cambridge'de büyüdüm. Babam üniversitede çalışmıyordu ama neredeyse kampüste yaşıyorduk. İki abimden biri piyano, diğeri de keman çalardı. Babam da üç oğluyla birlikte bir orkestra kurmayı hayal ederdi. Ben de bu yüzden cello çalmaya başladım. Piyano dersi de aldım ama bunun çok hoşuma gittiğini söyleyemeyeceğim. İki satır aynı anda okumak hiç bana göre değil. Sonra cello dersleri almaya başladım. İlk cello dersine gittiğimde kimseye belli etmemeye çalışsam da cellonun neye benzediğinden bile haberim yoktu. 8 yaşındaydım. Cello çalacaktım ve bu şahane bir şeydi. Ama daha ne olduğunu bile bilmiyordum. Derse gittim, öğretmenin yanına geldim. Orada bir enstrüman duruyordu. Aha! Demek böyle bir şey dedim ve oradan bugünlere geldim. İki yıl boyunca ara vermeden cello dersi aldım. Pek de çalışkan değildim. Bırak alıştırma yapmayı, çoğu zaman enstrümanı kılıfından bile çıkarmazdım.
Longi Müzik Okulu diye yerel bir okula gittim. Öğretmenimin adı da Hana Sherman'dı. Bana zar zor geçmem için D vermişti ve karneme not olarak Jerry çok ilerleme gösterdi. Hem de hiç alıştırma bile yapmadan yazmıştı. Arada bir alıştırma yapardım ama çok değil. 13 ya da 14 yaşındayken çelloya ilgim arttı ve o gün bugündür çellomdan ayrılmaz oldum. Bir çellist olarak öğrencilerime çello çalmayı öğrenirken zamanın %95'inde eserleri solo çalmayı, %5'inde ise diğer şeyleri öğrendiğimizi söylerim. Profesyonel olduğumuz zamansa zamanımızın %95'inde eserleri çalan diğer enstrümanları takip edip onlara ayak uydurmaya çalışırız.